Euzu billahi minish-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet arkadaşlar. ihtiyardan nikah bahsimize devam ediyorduk. Sayfa 3 cilt 3 sayfa 160'ta kalmıştık. E, talakla alakalı konuları konuşuyorduk. Bir önceki dersimizde yine aynı şekilde talakın e, zamana nispeti meselesini konuştuk. Bir adam dese ki işte susturma sen bozsun dese talak vaki olur mu? Veya işte e, seni boşamadığım zaman bozsun dese burada talak ne zaman vaki olur? Eğer seni boşamazsam üç talakla benden bozsun dese durum ne olacaktır? Bu talak ne zaman vaki olacaktır? Bir önceki dersimizde bu konuyla alakalı ifadeleri konuştuk arkadaşlar. Ee, bunun ötesinde mesela bir adam hanımını e, nikahlı hanımına daha doğrusu nikahlı olmadığı bir zaman diliminde talakı nispet ederek bir boşamayı gerçekleştirse yani şöyle ki diyelim ki e, dün evlendiler işte sen bir hafta önceden bozsun dese talak vaki olur mu? Bu konuları konuştuk. Bir de arkadaşlar şunu unutmayalım. Buradaki bozsun ifadeleri hep inşadır. İhbar olan bir boyutta talak vaki olmaz. Mesela bir adam gidip başkasına ben hanımımı boşadım dese... ...kastı inşa değil. Yani talak vermek değil. Sadece karşı taraftakini kandırmak. Burada talak vaki olmayacaktır. Velev ki kullandığı ifade sarih bile olsa. Çünkü adam yalan söylemek üzerine bu ifadeyi kullanıyor. Halbuki bu ifade... Ee, eğer inşa kastı olursa yani bir meseleyi haber vermek değil de bilekiz va vaki kılmak olacak olursa bu durumda talakın vaki olacağını biz önceki derslerimizde de konuştuk. Bugün arkadaşlar yine çok önemli noktalardan birisi özellikle tefil talak noktasında yani kendisine talak ısmarlanılan özellikle kadın ise kullanacağı tabirin boşamayı etki edip etmeyeceği noktasında farklılıkları var. Aslında bugünkü konumuz da ona temas eden konulardan birisi. Yani talakta boşama eylemi veyahut da boşama diyelim ki hükmü erkeğe mi nispet edilir yoksa kadına mı nispet edilir? Buradaki boşanmak nispeti açısından yani İkisinin arasında bir fark var mı? Veya da erkeğe yapsan ne olur? Kadına yapsan ne olur? İnşallah bugünkü konumuz da bu bağlamda olacak olacaktır. Hatırlayın, biz bununla alakalı belki müstakil bir soru çektik diye hatırlıyorum. Ee, bir adam hanımına dese ki, e, tamam kendini boşamak için sana yetki veriyorum dese, kadın da daha sonradan diyelim ki bir tartışma oldu. Erkeğe ben seni boşadım diyecek olursa ki kadının boşama yetkisi verilmiş erkek tarafından hem de bir süreyle sınır, sınırlı da değil yani kullanana kadar vakti var. Böyle bir yetkiyle bir kadın çıkıp da kocasına dese ki ben seni boşadım talak vaki olur mu arkadaşlar? Olmaz. Halbuki normalde hocam talak yetkisi var. Erkeğin kullanma yetkisi aynı şekilde şu an kadında. Dolayısıyla kadın ben seni boşadım dediği zaman da talak nasıl vaki olmaz? O zaman burada talak ısmarlama yani tefildi talak olmamış mıdır? Hayır arkadaşlar olmuştur. Ama kadının burada e, talakının geçerli olmaması... Kendisinde yetkinin olmamasıyla alakalı değil. Nispeti yanlış yapmasıyla, kullanacağı kelamı doğru kullanmamasıyla alakalıdır. Çünkü kadın burada erkeğe ne diyor? Ben seni bir talakla boşadım. Halbuki kadın boşayan değil, boşanan bir kimsedir. Yani talak eylemi kendisi üzerinde vuku bulan bir kişidir. Bu nedenle kadın bu hakkını kullanacağı zamanda aslında pek bu konuları da en azından normalde pek işlemeyi düşünmüyordum aslında bu ifadeyi. Ancak bazen talak ısmarlanılan kadınlar bu ifadeyi kullanarak kendilerini boşanmış görüp sonradan başka evlilikler yap yapabiliyorlar. Böyle bir sıkıntı olabiliyor. Halbuki dinen boşanmamış. O yüzden bu yani açıklamayı hani en azından konuyla alakalı izah yapma ihtiyacı hissettim. Aslında bu konunun detayını bilmemek en azından kadın açısından bir nimet. Çünkü kadın bazen üç talak alıyor ki bize gelen sorularda böyle bir durum da oluyor. Hocam ben işte kocamdan üç tane talak yetkisi aldım. Evet ama sonradan kızdım ona üçünü birden verdim. Ben şu an ne yapacağım? Normalde erkek verseydi üç talakı yani seni boşadım şeklinde bitmişti. Ama kadın orada kullanacağı kelamı bilemediği için o sözü lagiv olur. Geçerli olmaz hatta bu bağlamda o yüzden çok da seviniyorlar. Neden? İyi yani düzgün kullanamamışız. Nikahımızı iptal etmemişiz. Ama bazen öyle durum olur ki kadının diyelim ki bu hakkını kullanıp derdi e, tamamen nikahı bitirmek, belki de başka bir evlilik yapmak. O zaman kelamı yanlış kullanırsa e, boşanmamış olacak. E, boşanmayınca haber olmadan gidip başkasıyla evlilik yaptı zannedecek. Bu da ciddi bir sıkıntıya neden olacak. O yüzden bugünkü ders de bu bağlamda önemli. Yani bir kadına verilen boşama yetkisini kadın çıkıp da ben seni boşadım şeklinde kullanırsa bu geçersiz bir ifadedir. Ama ben kullanması gereken nedir hani diye soracak olursanız bir kadın kendisine verilen bir yetkiyle boşamayı şöyle yapacak. Ben kendimi senden boşuyorum şeklinde. Ben kendimi senden boşuyorum. Yani boşama eylemi kadının üzerinde nispeti. Seni boşadım değil, kendimi boşadım senden. Bu şekilde bir ifade kullanılmalıdır arkadaşlar. Şimdi konumuza dönelim. Velau kale. Bir adam dese sayfa 160'tı. Velau kale. Adam dese ki en emin ki talikün. Dikkat edin bu sefer olay tam ters. Adam diyor. Diyor ki ben senden ene minki tahlikün. Ben senden boşum diyor. Bu sefer bunu diyen kadın değil, adam. Halbuki adam boşanan değil, boşayan taraftır. Nispeti talakın kadın üzerine olması gereken konum e, ifadeyi, inşa yapan da erkektir. O yüzden ha hocam şu aklınıza gelebilir. İyi de hocam bir talak olduğu zaman da erkek de boşanıp kadın da boşanmıyor mu? Evet, erkek de boşanıyor, kadın da boşanıyor. Ama nikah kadının üzerinde bir bağdır ve erkek boşamayla o bağı kaldırır. Yani o bağı iptal eder. Aslında ipi çözülen taraf bu bağlamda kadın tarafıdır. Yani kadında boşama eylemi oluştuğu için erkekteki bağlantı da kopmuştur. O yüzden olayın vukusu kadın üzerinedir. Peki adam şöyle dese. Eleminki talikül ben senden boşum dese ben senden, sen benden demiyor adam kadına. Adam diyor ki ben senden boşum. Diyecek olursa lem şeyun ve neva. Talaka niyet edecek dahi olsa hiçbir şey vakı olmaz. <laughs> ama dese ki ene <laughs> minki Peki şimdi burayı anladık. Ene <laughs> talikun anladık. Ben senden boşum demeyecek. Boşama kadın üzerinde olmalı. Seni boşadım. Ben seni boşadım diye ifade kullanması lazım. Burada adam nispeti yanlış yaptığı için kendisi üzerindeki ifadesi geçerli değil. Ama ne yapmalı? Ben seni boşadım şeklinde olmalı. Tamam bunu netleştirdik. Peki hocam adam çıkıp şöyle bir ifade kullansa. Ene min ki ben senden bainim veya ene aleyki haram. Yani ene aleyki haramın ben sana haramım dese ve nava'ı talaka ve bu ifadeleriyle nikahdan ayrılmayı kastetse talak kastetse fe vahidetun ba'inetun bir bain talak olur. E hocam ne fark var? Eneminki talikun dedik hiçbir şey olmadı. Eneminki ba'inun deyince neden talak vaki oldu? Bakalım. Vel fark en-talak talak nedir? Izaletül kaydi. Kaydın yani karı ve koca arasında bulunan ki kocanın kadın üzerinde bulunan o kaydının Ortadan kalkmasıdır, izale edilmesidir. kaydu, Bu kayıt ise, bu bağlantı ise bil بِالْمَرْءَةِ dunar racul. Kadınla bakidir, erkekte değil. Yani şöyle düşünün, hani tam e, örnek olmasa da ama akla yaklaştırmak adına belki olabilir. Bir kadın ölse, kocanın o kadınla bir bağlantısı kalır mı? Kalmaz. Öldüğü an ortadan kalkar. Neden? Çünkü talak kadın üzerine, nikah bağı kadın üzerineydi. E, kadın öldü ortadan kalktı, nikah ortadan kalktı. Hiçbir e, e, emare kalmadı. O zaman ne yapar? Erkek üzerinde kadın ölür, öler, ölür ölmez hiçbir etki kalmadı. Peki bir erkek olsa kadın üzerinde nikahın bir bağı kalır mı? Elbette. İddet bekler. Bak erkek ortada olmadığı halde kadın üzerinde hala nikahın kay kaydı devam ediyor. O yüzden nikah erkek üzerinde olan bir kayıt değil, bilakis kadın üzerinde olan bir kayıttır, bir bağlamadır. Bu nedenle mahal olan kadın kalktığı zaman da erkek üzerinde hiçbir etki yok ama erkek kalktığı zaman da kadın üzerine bak bir etki devam ediyor. Bu da neyi gösterir? Nikahtaki bağlantının kadının üzerine bir tasarruf yani bir e, yetkilendirme olarak devreye girdiğini gösterir. Tamam, talak da böyle, bunu anladık evli izaletil mülk veyahut da mülkü veya hatta mülki izale. Yine aynı şekilde erkeğin kadın üzerine bir mülkiyeti var nikahla beraber. Ve el memlukatu kadın memlûkedir. Yani yet, kendisi e, mülk derken arkadaşlar bu bir mal manasında değil sahiplik manasında. Yani ve hiye kadın el memluketu sahip olunan. Ve erkek ise el malik sahip olan kişidir. Kadın sahip olunan ...erkek ise sahip olan kişidir. Peki bunu anladık. Tamam hocam talakı dediğiniz manada... ...evet bu izaletül kayıttır. E, kayıt da kadın üzerinedir. E, dolayısıyla o kadındaki kayıt kalkmalıdır. Adam buradaki kaydı kendisindeymiş gibi hareket edip... ...öyle ifade kullandı. Legiv saydık. Peki enemin ki be'inünü niye geçerli saydınız? O da aynı değil mi? Bakalım. Emel ibane ibane ise yani ba, beynunet ise felikat il vuslati Vuslatın yani ne demektir? Birlikteliğin kesilmesi demektir. Bain ayrılık, vuslat birliktelik. Bain vuslatın iptal edilmesi demektir. O, o yüzden vuslat da hem kadın açısından düşünülebilir hem erkek açısından düşünülebilir. Yani bir yerde nikah ki bir kesinti olduğu zaman da hani kopma olduğu zaman da kelime olarak bakın bir katı ibane beynunet ayrılık olduğu zaman da vuslatın iptali olduğu zaman da bu vuslatın kesilmesi hem kadın açısından hem erkek açısından düşünülür. O yüzden ibane lafzı bainlik lafzı bir erkeğin kendisinin nasıl nispet etmesi de sahiptir kadının nispet etmesi de. Yani sen benden bainsin demesi ne kadar geçerli bir boşamaysa ben senden bainim demesi o kadar geçerli bir boşamadır. Çünkü kelime mefhumu olarak e, farklı bir boyutta. Peki o tahrim haramlılık da nasıl olacak? Aynı liraf el hilli vel Haramlılık ne demektir? Helalliliği kaldırmak. E, nikah bitince haramlılık e, yani nikahla beraber Kadına da erkeğe de bir helallik oluşmuyor mu arkadaşlar? Evet. O zaman nikah kalkınca erkeğe de kadına da bir haramlılık oluşmuyor mu? Evet. Yani haramlılık boyutu kadın üzerinedir, erkek üzerine değildir diyebilir miyiz? Hayır. İkisine de bu ifade kullanılır. O zaman erkek bu haramlılığı yani entim minni e, e, işte e, haramun dese, sen bana haramsın dese yok. Enti aley, aleyye minni diyorum ala kelimesiyle en tealeyye haramun demesi ne kadar bir gerçekçi talaksa ene aleyki haramun demesi de o kadar gerçekçi bir talaktır arkadaşlar. Çünkü mefhum olarak düşünün. Peki. Vel hil müşterakun beynehuma hilliyet ise yani bu helallik mefhumu ise aralarında ortaktır. Fasaha izafetuhuma ileyhime dunet talak. Bundan dolayı gerek ibane kelimesi, bain kelimesi, gerek de haram kelimesi hem kadına hem de erkeğe nispet edilmesinde hiçbir sakınca yok. Ama talak böyle değil. Çünkü talak kadının üzerine olan bir eylemdir. İslam o yüzden mesela talak yetkisi kimdedir? erkekte kadını boşamak üzerine verilen bir haktır. Yani düşünsenize bir kimseye bir hak verdiğiniz zamanda ona aynı zamanda o hak kendisi üzerine kullanılan dediğiniz zaman o hakkı kendisine de kullanılır gibi bir mefhum devreye girer. Halbuki böyle olmaz. O hak karşı tarafta kullanılır. وَلَوْ <laughs> قَالَ اَنْتِ تَعْلِكُنْ Bir adam şöyle dese, sen şöyle, yani sen bununla bozsun veya bununla bozsun veya bununla bozsun. Bu şekilde el işaretleriyle talak verse yani şu şekilde bir iki demiyor da sen bu talakla bozsun, şunla bozsun veya da bununla bozsun şeklinde el işaretleriyle gösterecek olursa arkadaşlar o eşara bi esabi'i selas mesela üç parmağını göstererek sen bu şekilde bozsun diyecek olursa fe 3 üç talaktır. Ama o bil vahideti sen bu şekilde bozsun dese tek talaktır. O bi iki işaretini göstererek yapsa iki sintan iki talakta boştur. Wal mu'tabar burada itibara alınan el menşuratu açık olanlardır. Kapalı olanlar değil. Şimdi iki de açık olan ikidir. Kapalı olan üçtür. İtibar açık olanadır. Kapalı olana değildir arkadaşlar. Li enne halil bil Çünkü bu adedi ilam için kullanılır açık olanlar. aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Şahru bir ay yani bir ay döngüsü hakeza yani on parmağını göstererek hakeza bir daha ve hakeza ve hanese üçüncü defada da ve hakeza şu şekilde ibham şu baş parmağımıza ibham denir arkadaşlar. Hani Subhay Sibiyan'da bir e, yani ki ezberlemenizi tavsiye ederim e, bu bağlamda. Osmanlı'da küçük çocuklara ezberletilen bir Kur'an lügatıdır yani şiir vezninde daha yeni başlayan çocuklara ilk olarak ezberletilir. Böyle şey gibi e, hani bildiğiniz hafızlık gibi o da ezberletilir. Nedir hınsır? Küçüğü parmak. Yani küçük hınsır, küçük parmak. Yanı bınsır, yanı vusta. Yani hınsır, küçük parmak. Küçük parmağın adı hınsır. Yanı bınsır, yanı vusta. Yani bu bınsır bu da vusta. Şehadet parmağı, sebbabe ki bu parmağın adı sebbabedir. İbham oldu başparmak. Bu da ibham da nedir? Baş parmağın adıdır. O yüzden ibareye bakın. Resulullah şöyle buyurdu. Eşşehru hâkeza ve üçüncüde de baş parmağın ibhamını o kapadı yani ve hâkezâ. Yani ay 29 gündür. Bunu yani belki o muayyen olan bir ayı kastederek. Yani 29'da olabilir, 30 da olabilir. Hicri aylar asla bu ikisinin dışında bir şey olmaz. Ve arada fi nevbeti Resulullah 9. kısımda yani e, estavla üçüncü noktada yani hakeza 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 yaptı ya bu üçüncüde de e, neyi ettis ayda 9'u. Bak burada açık olanları Resulullah kastetti. Bu kapalı. Halbuki eğer Resulullah bu kapalıyı kastetseydi 21 gün olması lazımdı. Ama Resulullah açık olanları kastetti. O yüzden açık olanlar muteber olunur. Bu şekilde yani eller bu tarafta. Mesela şu durum farklı kabul ediyor. Mesela bir adam şöyle gösterirken diyelim ki şöyle yapsa itibar açığa mıdır? Kapalıya mıdır? İhtilaf var arkadaşlar. Burada da tabi bu örfi boyut arkadaşlar. Bizim kültürümüzde böyle de yapsak üç kastedilir, böyle de yapsak üç kastedilir. Kapalıları biz hiçbir zaman sayıda kastetmeyiz. Ama demek ki örfi olarak bu durum yani böyle yapmakla böyle yapmanın arasında bir fark var ki kitabımız orada fark gözetecek. Ve aleyhil örf. Örf de zaten bu şekildedir. Ve lev o kapadıklarını vel kef şu e, 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 el içini ben kastettim dese lem yusattak kazan tasdiklenmez. Yani hakime gidiyor diyor ki hakim e, hanımına diyor ki ben seni böyle boşadım. Sonra mahkemeye çıkıyor. Ya hakim bey ben aslında kapalıları kastettim. Bunu kastetmedim dese hakim der ki yok öyle bir şey. Örfümüzde bu kastedilir. Ben o niyetine itibar edemem. Lenu hilafu zahir. Çünkü zahirin hilafınadır. Peki o in eşara bi zuhuriha. Zuhur sırt yani ters de işaret etse şu şekilde fel mu'tabar el mazmunatu. Kapalılar muteberdir. Yani bu kaç? Yani sen bu şekilde bozsun desem iki talakla boştur. Ah hocam üç var. Kapalıları kastetti. Örf arkadaşlar. Bizim örfümüzde böyle bir durum yok. Biz böyle de yapsak üç talaktır. Böyle de yapsak üç talaktır. Peki. Çünkü يريد اعلام العدد بقدر المضمونه رجوعا الى العاده بين الناس. Çünkü insanlar arasındaki böyle bir kullanım var. Biz de bu kullanıma binaen bu şekilde. Yani insanların hiçbir hareketi boş değil. Adam böyle yaptığı bir göstergeyi böyle yapıyorsa e ben bu ikisinin arasında bir fark gözetiyorlar ki e böyle bir e hassasiyet var. Çabuk. Tabii, tabii bu durum arkadaşlar örfte de çok ince bir anlayışın olduğu noktalarda olabilir. Hani örf bazen çok ince detaya takılır ama bazen de daha geniş olabilir, umursamayabilir. Bizim örfümüzde şu an aslında bu bağlamda bu bağ şeydir yani. Bununla bunun arasında fark gözetmemek üzerinedir. Velau kale adam dese ki enti talikun yekul hâkedâ. Şimdi enti talikun der. Sen şöyle basın Türkçeleştirelim. Sen şöyle basın der. Üç talak. Böyle basın der. iki talak. Böyle basın der. Bir talak. Talakın nevileri noktasında. Peki Adam şöyle demeden sen bozsun. Ama şöyle demiyor veya Arapçada hakeza ifadesini kullanmıyor. Vekat vahidudun. Bir talak vaki olur. Neden? Çünkü şöyle ifaden buna merci oluyor. Sen bozsun dediği zaman da elinde de gösterse üç talak değildir. Tek talaktır. Neden? Sen şöyle dediği zaman da şöyle kelime buna işaret edecek. Biliyorsunuz talakta ya yazılı ya da sözlü olarak olmalıdır. Yazılı kadının olduğu ortamda olmaz. Gıyaben olur. Ama sözlü olarak adedini beyan etmelidir. Aksi takdirde veyahut da adede işaret etmelidir. Mesela şöyle de olabilir. Sen şu tahtada yazan rakam kadar boşsun dese tahtada iki yazsa iki talakla boştur. Çünkü neden? Müşarun ilektir o arkadaşlar. Evet. Ee, وقعت واحدة لأنه لما لم يذكر العدد بقي مجرد قوله أنت تالكون. çünkü ne zaman ki şöyle veya Arapçadaki hakeda ifadesini kullanmayınca mücerret أنت veya واحدة bir talak ولو قال ama adam dese ki أنت تالكون واحدة أو قال ثنتين أو قال ثلاثا فماتت بعد قوله أنت تالكون قبل ذكر العدد لم يقع شيء. Şimdi o konu bitti. Buradaki konu da şu. Şunu anlatmak istedi. Dedi ki kelimenin muhataplığını iyi seçmeliyiz. Şimdi ilk bölümde onu anlattım Mılsili. Ya dedi ki sen herkese demediğin zaman da nispeti yapamazsın. E müşarun ile olmayınca o zaman mücerret lafız kalır. Burada tek talak olur. O zaman şöyle bir şey düşünülüyor. Peki bir adam hanımına enti talikun dese ancak selasen demeden kadın kalp krizi geçirip o an ölse Allah korusun. Entitalikun dedi. Selaseni daha kullanmadan kadın tak diyor orada ölse. Ve ama adam devam etse. enti entitalikun selasen. Fakat selaseni demeden kadın ölecek olursa kadın kaç tarakla hani burada boşama gerçekleşmiş olur arkadaşlar bir talakla gerçekleşmiş olur. Çünkü neden? Selasen kelimesini nisbi yönlendirdiği zamanda selasen kelimesini yönlendirdiği zamanda kadın mahal değildi. E yani mahal olmadığı için bir talakla ne olacaktır arkadaşlar? Burada boşanmış olacaktır. Bir adam dolayısıyla entitalikum vahideten ev kale sinteyn veya iki dese veya üç dese fe matetik ba'de kavlihi entitalikum kable zikril adet lambda hiçbir şey vaki olmayacaktır. Tabii biz az önce şey dedik. Yani tek talak ifadesini yaptık ama e, doğru. Yani orada bir e, hani e, erken bir hüküm ifadesinde kullandık. Burada vaki olmamasının nedeni de şu arkadaşlar. Şimdi biz şöyle düşündük. Önceki meselemizde e, hani e, burada diyelim ki adam herkese nispet etmedi ama söze itibar ettik. Herkese bağlantı olmadığı için o üçe itibar etmedik. Hani ona binaen ifade ettik ama doğru. Burada bir şey vaki olmamasının gerekçesi de şu arkadaşlar. Enti talikun selasen dediği zamanda maksat gaye üç talaktır. Dolayısıyla bir adamın Entitelikten selasen kavlini hanımına kullandığı zaman da kastedilen asıl meram o adet bölümüdür. Entitelikten selaten, entitelikten sinteyini, entitelikten vahideten o bölümdür. Onu söylemeden kadının mahalliliği yani ölümü oluşursa, o zaman sanki enti dediği zamanda ölen ölülmesi gibi bir durum olacaktı. Nasıl ki bir adam hanımına enti dedi, kadın öldü. Sonra mesela boşsun dedi, tabii aldık sen boşsun dedi. Sen dedi kadın öldü. Adam sonra hemen boşsun dedi. Bir şey olmaz. Neden? Çünkü kelamı kullanmadan mahal kalmadı ortada. Kadının öldüğü versiyonda. Şimdi burada da enti, kun selasen tıpkı sadece enti demek gibi kabul etti. O yüzden talakı geçerli saymadı. Ennehu meta zekra'l adet tabii burada ne zamanki ki adedi zikretti felvaki huvel adet. O zaman kastedilen adettir. Adet söylediği zamanda da kadın mahal midi değildi çünkü öldü. Öldüğü zaman da burada talak vaki olmayacaktır arkadaşlar. Ve idamatet kabl zikril adet kadın e, evet kadın adedi zikretmeden önce ölecek olursa fatel mahallu o zaman mahal ortadan kaptı, kalktı. Kalktı kabl el ika talak oluşmadan önce fabatala o zaman söz batıl olacaktır. Topluyorum arkadaşlar son bölümü ee, biraz toplayayım. Mantık şu. Enti talikun selasen dediği zaman da bir insandaki maksat kelamın tamamıdır. Adet eğer zikrediliyorsa talaka adet maksuttur orada. O nedenle bir adam hanımına enti talikun dediği anda kadın ölse ve adam hemen selasen de bakın beklenti yok burada. Öyle bir şey anlaşılmasın. Yani enti talikun adam bekliyor kadın ölsün. Selasen değil. O zaman sadece enti demiş olur. Bir, o bir talakta geçerli olur. Burada kastedilen şu. Enti selasen. Bu cümle içerisinde selaseni demeden o saniyelik, saliselik alanda kadın hemen ölse. Allah korusun diyelim. Hemen o ölme a olursa adam sonradan selasen dese bu durumda talak vaki olmayacaktır. Çünkü neden? Cümle bitmedi. Tıpkı enti deyip kadının ölmesi boyutu gibi. Sen dedi kadın öldü daha bozsun diyemedi yani bunun gibi kabul edilmiştir arkadaşlar. Evet, e, tabii burada aklı şu gelebilir. Ya hocam kadın ölüyor, talak versen olur, vermesen olur. Olur mu? Yani belki adam ben seni boşamazsam e, işte başka bir şey yemin etmiştir. ve hatta ı mevt değildir. O durum daha farklı olur. Yani bunun önemli etkilerinin olduğu noktalar var. Peki, o fil fetava. Şimdi bir El Fetava isimli bir eserde. Tabii bunu bulamadım. Yani ee, hani buradaki fetavadan kastettiği hangisi İza kale dese ki e, bir kimse tabi genelde fetavada mesela bu konuyu naklettiklerinde arkadaşlar e, şeyden çok alıntılar oluyor özellikle fetava kaynaklarındaki mücerret ifadelerden e, hele ki son dönemdekiler özellikle Kadıhan'dan ama buradakinin tam olduğu hani hangisinden aldı hangi fetava kitab, kitabını kastediyor daha öncelerden hangisi olabilir Orayı tam e, hani e, bulamadım açıkçası. O yüzden onun kim olduğuna dair bir şey diyemeyeceğim. İza kâle bir adam dese ki enti keda keda. Bu da çok garip bir mesele hakikaten. E, hem de bütün kitaplarımızda olan bir mesele. Ama örfi bir mesele. Yani bizim Türkçemize bir yönük, yani yönelik bir tarafı yok. İza kâle dese ki enti talikun keda keda. Talakat selâsen. Üç talakla boştur. Nasıl yani? Evet. Bir adam dese ki enti talikun keda keza dese üç talakla başlıyor. Peki neden? Lianhu iza aqarra bi keda keda lazimuhu ahad ashara ala ma İlk önce ibareyi okuyayım sonra konuyu anlatayım. Çünkü diyor ki bir insan ikrarda bulunsa benim falancaya keda keda borcum var. Şimdi Arapça üzerinden yorumluyorum. Çünkü Türkçemizde buna denk gelen bir kelimeyi e, aklım yani e, bulamadım. Yani böyle bir ifade olur e, da hani sonucu da bunu doğuran bir cümle ifade bulamadım. İşte sen şöyle böyle bozsun desek bile bu sonucu çıkarmaz bizde. Yani veyahut da sen şöyle şöyle bozsun desek e, yani bu sonucu çıkarmaz o yüzden hani bunu Türkçemizde bir karşılığını e, tam bulamadım. O yüzden bunu yine Türkçemize e, örnekleyerek buna bir örnek vermeyeceğim. O yüzden mesele sadece Arapça üzerinden kurgulayacağım. Ki zaten bizim e, dediğim gibi Arapçadaki kelimenin kullanımı, kullanım alanı adet olması ve örfteki kullanım gayesi. Şimdi diyor ki bir adam şöyle dese benim falanca ya keda keda borcum var dese nedir? Lazım bu aşara ala ma Mesela şu keda keda dirhem borcu var dese 11 dirhem borcu var demektir. 11 dirhem. Tabi burada da çok detay var. Hani ben çok uzatma bakadına girmeyeceğim. Keda keda dirhemen dese 11. Keda keda dirhemin dese 300 dirhem borcu oluyor. Çünkü o dirheminin nasp olmasıyla cer olmasının arasında da fark var. Kelimenin kullanımı arkadaşlar. Dedim ya mesela 11 alaka çıkarıl çıkarılıyor buradan aslında. Ama örf de şöyle ki keda ve keda kullanıldığı zaman da 11 ile 19 arası kastedilirmiş. Yani böyle bir tabir keda keda. 11-19 arasındaki bir adedi ifadede bu ifade kullanılırmış. Mesela veya da keda ve keda ifadesi ise burada atıflı keda keda. 11 ile 19 arasını ifadesi sadedinde kullanılan bir tabir. Keda ve keda atıf harfiyle ise 21 ile 99 arasındaki bir ifade olarak kullanılırmış. Yani bir adam çıkıp da keda ve keda dediği zaman da bir noktada 21 ile 99 arasındaki adetler kastedilirmiş. Hani bu bağlamdaki örflerinde. Kendi kal enti talikun 11 aşar demektir. Bakın şimdi en detay keda keda 11 talaklı oluyor. Ya nasıl 11 talak? Çünkü diyor ki keda keda 11 ile 19 arasındaki bir sayı dilimidir. E, hangisi olduğu belli mi değil? O zaman en kesini hangisi 11. O zaman 11'i tercih ederiz diyor. Bundan dolayı. Hatta ikrar bahsinde bir adam veya bırakın ikrarı adakta bulunsa. Adam dese ki keda işte ben keda ve keda oruç tutmak bana vacip olsun şeklinde. Lillahi aleyne ve keda ve keda. Keda ve keda dersem 21 gün olur. Atıf harfini yapmış oldum. Atıfsız yapalım. Lillahi aleyhen nasuma keza keza dese 11 gün oruç tutmak zorundadır. 11 gün oruç adamış kabul edilir. Çünkü neden? Adedi kullanmıştır. Bu arkadaşlar tamamen ıstıla onların tahammülü ve kelamın oradaki kullanım boyutu. Bizim Türkçemizde dediğim gibi bunu örnekleyebildiğim bir hani misal aklıma gelmedi. Belki sizin aklınıza gelirse en azından bunun yorum bölümünde atarsanız onu bize ulaştırırlar bu bağlamda da e, veyahut da belki mail olarak da bunu ulaştırabilirsiniz. Hani Türkçemizde belki yöresel kullanım olabilir ama e, bu bağlamda bizim Türkçemizde bir karşılığı yok. Buradaki konu da budur arkadaşlar. Yani akla şöyle gelmiyor. kezen nasıl hocam 11 bir beş buçuk, beş buçuk mu? Hayır. Kelamın şey hatta İbni Cem diyor ki Bahru ya niye on birden başlatıyorsunuz? Aslında bu onla on dokuz arasıdır. O yüzden 10 talak olur. Mesela bu şekilde bir nakiller de var. Ama genelde 11, 19 kastedilir. Peki kendi o kal enti talikun ahad aşar demekti. Ve lo kal kezalik talak selasen kezalik huna. Bu da aynıdır. Kezalik keda tek kezalik cemidir. O yüzden arkadaşlar yani çoğul kip olarak kullanılır. kedalikte de, de aynıdır. Üç talaktır. Bu da aynı şekilde kullanımdaki adet ifadesinin genelinden kaynaklı bir tabirdir arkadaşlar. Arapçaya dönük Türkçemizde bir karşılığı yok ama en azından meseleyi anlamak için, neden 11'e gittiğimizi anlamak için bunu bilin. Bu ifade kullanımda 11-19 arasını kullanılıyor. Bundan dolayı e 19 mu, 18 mi, 17 mi, 16 mı bilmiyoruz. Kesin olan 11 en azı olduğu için o zaman 11'i alıyoruz arkadaşlar. Peki, burada kalalım. İnşallah bir sonraki dersimizde talakın vasıfları ile alakalı konu olacak. Elhamdülillahi rabbil Allah صل على سيدنا محمد وعلى آله